Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 5. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kazanım kavrama testi 2 numaralı testi çözeceğiz. Doğal sayılarda işlemler, toplama, çıkarma, çarpma, bölme sorularını çözeceğiz. Videolarıma destek olmadığına kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarıma like atabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Hemen şimdi sorulara geçiyorum. Birinci soruda diyor ki 34.008 sayısıyla 79.094 sayılarının toplama işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Tabii ki yapmamız gereken bunları alt alta yazmak. 34.008 artı 79.094. Bunları alt alta yazdıktan sonra birler basamağından toplayarak başlıyoruz. 8 ile 4'ü topladık 12. 12'nin ikisini yani birler basamağını yazdık. Elde var 1'i de bir sonraki basamağa ekledik. 9 ile 1'i topladık 10. Yine elde var 1. Onu da bir sonraki basamağa ekledik. Buradaki sıfırların üzerine 1'i eklersek 1 yapacak. Sonra geçtik diğer basamağa. 4 ile 9'u topladık 13. Elde var 1. 1'i bir sonraki basamağa eklersek 1 ile 3'ü topladığımızda 4 yapar. 4 ile 7'yi topladığımızda 11 yapar. Demek ki sayımız 113.102'ymiş. Hangi şıkta var? Cevabımız A şıkkında mevcut. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda demiş ki bir toplama işlemi verilmiş. Buradaki üçgenin, karenin ve dairenin temsil ettiği sayılar toplandığında 19 çıkıyormuş. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz bu üçünü topladığımızda eğer toplamları 19 yapıyorsa buraya ne yazıyorduk? Birler basamağındaki 9'u yazıyorduk. Onlar basamağındaki 1 elde var deyip diğer basamağa eklerdik. Şimdi dikkat ederseniz buradaki basamakta da onlar basamağında da yine aynı rakamlar var. Yine kare, daire ve üçgen var. Sadece sıralaması değişik. Önemli değil. Eğer bu üçünün toplamı 19 ise 1 de elde vardı eder 20. 20'nin şu birler basamağındaki 0'ı buraya yazıyoruz. Onlar basamağındaki 2'yi de elde var deyip diğer basamağa ekliyoruz. Şimdi diğer basamağa geçtik. Yüzler basamağında yine aynı semboller var. Üçgen, kare ve daire. Bu üçünün toplamı 19 ise 2 de elde var. 21 yapar. 21'in birler basamağındaki 1'i buraya ekleriz. Onlar basamağındaki 2 de elde var diye diğer basamağın üzerine yazılır. Sonra bu basamaktaki sayıları toplayalım. 2, 6 daha 8. 8, 7 daha 15. 15, 8 daha 23. 23'ü de buraya aynen yazarız. Çünkü artık başka basamak yok. Sonucumuz öyleyse ne çıktı? 23.109. Yani hangi şık? Cevabımız D şıkkı olacak. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda bir çıkarma işlemi sorulmuş. Çıkarma yaparken tabii ki yine bunları alt alta yazıyoruz. Ama alt alta yazarken neye dikkat edeceğiz? Aynı basamağın altına aynı basamak gelmeli. ...77.017 olacak. Şimdi ama bize normal çıkarma işlemini sormamış. Bize dikkat ederseniz tahmini nedir diye sormuş. Şimdi tahmini nedir diye sorunca biz bunu yuvarlayarak yapalım. Peki yuvarlayarak yaparken ne yapacağız? Şimdi şıklara bakarsanız hepsi sanki binler basamağına göre yuvarlanmış değil mi? Binler basamağına göre yuvarlanırsa çünkü binler basamağındaki sonraki basamaklar sıfır oluyor. O zaman ben de binler basamağına göre yuvarlamak istiyorum. Eğer bu yuvarlama konusunu tam olarak bilmiyorsanız bu önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Şöyle yapıyorduk yuvarlarken. 84.213 sayısını eğer binler basamağına göre yuvarlayacaksak bir sonraki basamağa bakıyoruz. 5'ten küçük mü? Küçük. 5'ten küçükse bu 4'ü aynen yazıyoruz. Bunda hiçbir değişiklik yapmıyoruz ve binler basamağından sonraki basamakları da 0 yapıyoruz. Gelelim diğer sayıyı binler basamağına göre yuvarlamaya. Binler basamağındaki sonraki rakama baktığımızda yine 5'ten küçük. O zaman yine burayı artırmıyoruz. 7 olarak kalıyor. Binler basamağından sonraki rakamları da 0 yapıyoruz. Eğer burası 5 veya 5'ten büyük olsaydı binler basamağındaki rakamı 1 artıracaktık. Yani 7 değil de 8 olacaktı. Şimdi bunları çıkartırsak burası 0, burası 0, burası 0. 14'ten 7 çıkarsa ne çıkar? 7 kalır. Burada da 7 kaldı. 7 de aşağı inerse sonucumuz tahmini olarak 77.000 bulunacak. Gelelim 4. sorumuza. 4. sorumuzda 3 basamaklı 2 sayının çarpımı var. Evet bu da kazanımlarda var. Demek ki bizim 3 basamaklı 2 sayıyı çarpabilmemiz gerekiyor. Çarparken tabii ki çarpım tablosunu çok iyi ezbere bileceğiz. Nereden başlayacağız? Birler basamağından çarparak başlayacağız. 9 kere 6, 54. 54'ün 4'ünü yazdık. Elde var 5. Bir kenarda dursun. 9 kere 8, 72. 72'nin üzerine 5'i eklersek 77 yapacak. Şimdi elde var 7.
9 kere 4 36. 36'nın üzerine 7'ye eklersek 43 yapacak. Sonra sıfırla çarpacağız. Sıfırla çarparken ama bir basamak kaydırarak yazacağız. Mesela 0 çarpı 6 0, 0 çarpı 8 0, 0 çarpı 4 0. Şimdi 2'ye geçtik. 2 ile çarpacağız ama yine bir basamak kaydırmayı unutmayacağız. 2 kere 6 12. 12'nin ikisini yazdık. Elde var 1. Burada dursun. 2 kere 8 16. 1 de elde 17. 17'nin 7'sini yazdık. Elde var yine 1. 2 kere 4 8. 1 de elde 9. Şimdi bunları toplayacağız. 4 aşağıya direkt iner. 7 0 daha 7 yapar. 3 2 daha 5 yapar. 4 7 daha 11 yapar. Elde var 1. 1'i de bunun üzerine eklersek burası da 10 yapacak. Öyleyse sonucumuz 101.574, yani C şıkkı olacak. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda bir bölme işlemi var. Peki bölme işlemini nasıl yapacağız? Hemen tekrar edelim. Konumuzu yine anlatmıştık. Videomuzda mevcut. 9708'i 24'e nasıl böleceğiz? Şimdi birler basamağından başlarız ama 9 tabii ki 24'ten küçük. O zaman şu iki basamaktan başlayalım. 97'nin içerisinde 24 kaç kere var? Şimdi 3 kere 24 desek bir kenarda çarpabilirsiniz. 72 yapar. 4 kere 24 96 yapar. O zaman 4 tane var. 4 tane 24, 4 kere 4 16, elde var 1. 4 kere 2 8, 1 de elde 9. Sonra bundan bunu çıkartıyoruz. 7'den 6 çıktı 1, 9'dan 9 çıktı 0. Şimdi sırada 0'ı aşağı indirmek var. Ama burada unutmamamız gereken bir kural var. 0'ı aşağı indirdiğimizde mutlaka buraya onun içerisinde 24 kaç kere var diye yazacağız. Eğer onun içerisinde 24 yoksa, yani küçükse 10 24'ten, o zaman 0 tane var diyoruz. Bunu mutlaka ekliyoruz. 10'un içerisinde 24 0 kere var. Sonra sıradaki sayıyı indireceğiz. 8'i indirdik. 108'in içerisinde 24 yine 4 kere var. 4 kere 24 96 yapacak. Burada yapmıştık zaten. 108'den de 96'yı çıkartırsak 12 neyi soruyor bu bölme işleminde? Bölme işlemimiz bitti. Niye bitti? Çünkü kalan, burada bakın yukarıdan aşağı inecek bir sayı yok ve kalan bölenden küçük. Kalan bölenden küçükse bölme işlemimiz tamamlanmıştır. Bizden istenen bölüm, yani cevabımız D şıkkı olacak. Geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuzda bir problem sorusu. Bir trende 1453 yolcu seyahat edecektir. Bu trende her vagon 49 yolcu alabildiğine göre en az kaç vagon gerekir? O zaman şuna bakmamız gerekiyor. 1453'ün içerisinde kaç tane 49 var? Bunu buna bölerek kaç tane vagona ihtiyaç olduğunu bulacağız. Şimdi 14'ün içerisinde 49 yok. O zaman şu 145'in içerisinde 49 kaç tane var? Ona bakalım. 3 kere var desek ne yapacaktır? 147 yapacak değil mi? 49'un 3 ile çarpımı. O zaman 2 kere var diyelim. 2 kere 49 98 yapacak. 145'ten 98'i çıkartıyoruz. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. Burada kaldı 13. 13'ten 9 çıkarsa da 4 kalacak. 47 kaldı. O zaman bölme işlemimiz tamamlanmadı. Çünkü 3'ü aşağı indireceğiz. 3'ü aşağı indirdiğimizde 473'ün içerisinde 49 kaç kere var? Şimdi 10 defa desek 490 yapacak ama 9 defa var diyebiliriz. 9 tane 49 neye eşit? Hemen bakalım. 9 kere 9 81. Elde var 8. 9 kere 4 36. 8 de üzerine eklersek 44 yapar. Kalan da ne çıkar? 3'ten 1 çıktı 2, 7'den 4 çıktı 3, 4'ten 4 çıktı 0. Demek ki sevgili öğrenciler, bu 49 kişi, demek ki 1453'ün içerisinde 49'dan 29 tane var. Bir de 32 tane artıyor. O zaman şöyle düşünebilirsiniz, bakın 29 tane vagon olsa ve her birinde 43 tane 49 tane yolcu olsa ne yapar? Bunları çarptığımızda 1453'ün 32 eksiği yapar. Yani 1421 kişi yapar. Şimdi geriye kalan bir 32 kişi var. Bunu unutmayın. O zaman bu vagonlardan bir vagon daha kullanmak gerekiyor ki yolcuların tamamı taşınabilsin. O zaman bu vagonda da 32 kişi olur. O da toplam işte 1421'in üzerine 32 eklersek 1453 kişiyi taşımış oluruz. Ama kaç vagonda taşımış olduk? 29 artı 1 30 vagon. Yani benim söylemek istediğim şey, bu 32 kişiyi unutmayın. 29 tane vagonun her biri 49 kişiyi alıyor ama 32 kişi artıyor. Onun için bir vagona daha ihtiyacımız var. Cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda diyor ki,
4500'ü 50'ye bölme işleminin sonucunu bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa doğru sonuca ulaşılamaz. İsterseniz şöyle yapalım bakın bu soruyu. 4500'ü önce bir 50'ye bölelim. Bakalım sonuç kaç? 4500'ü 50'ye bölersek 450'nin içerisinde 50'den 9 tane var. 9 tane 50, 450 yapar. Kalan sıfırın içerisinde de 50 sıfır kere var diyebiliriz. Veya bu sıfırı direkt buraya yazabiliriz. Demek ki 4500 bölü 50 90'a eşit. Bakalım hangi şıklar 90'ı veriyor? A şıkkında diyor ki 4500 sayısından 2 sıfır silinirse ne olur? 45 olur. Sonra da bunu 2 ile çarparsak evet 90'ı veriyor. O zaman bu doğru. B şıkkında diyor ki 45 sayısı 5'e bölünürse ne olur? 45'i 5'e bölersek 9 yapar. Sonra sağına bir sıfır ekle diyor. Tamam 9'un sağına sıfır eklersek yine doğru sonucu veriyor. C şıkkında diyor ki 4500 sayısı 10'a bölünürse diyor. Bir sayı 10'a bölmek demek bir sıfırını sil demek. Yani 450 olur. Sonra bunu da 5'e böl diyor. 450'yi 5'e bölersek evet 450 bölü 5 90 yapıyor. Bu da oluyor. D şıkkında ne diyor bakalım. 450 sayısı 5'e bölünürse diyor. 450'yi 5'e bölersek ne çıkıyordu? 90 çıkıyordu. Elde eden sonucun sağına 2 sıfır eklenirse hayır 90'ı vermiyor. Bu 9000 çıkıyor. O zaman buradan doğru sonuca ulaşılamaz diyebiliriz. Geçelim 8. soruya. 8. soruda ne demiş? Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 6 olduğuna göre kalanın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir tane doğal sayımız olsun. Bir tane dikdörtgen çizdim. Bunu bölüyoruz ve bölme işleminde bölen 6'ymış. Bize neyi soruyor? Bu kalanın alabileceği değerleri soruyor. Kuralımız neydi? Kalan mutlaka bölenden küçük olmalı. O zaman buraya hangi doğal sayılar gelebilir? Mesela 0 olabilir kalan. O zaman tam bölünmüş olur. Mesela kalan 1 olabilir, 2 olabilir, doğal sayı 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Ama kalan 6, 7, 8 gibi değerler alamaz. Mutlaka 6'dan küçük olmalı. Peki bu değerlerin toplamı kaçtır? Bize bunu sormuş. 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 daha 14, 1 daha 15. Öyleyse bu değerlerin toplamı 15 olur diyeceğiz. 8. sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. Geçelim 9. sorumuza. Yukarıda bakın 26, 18 ve 34. Bu 3 sayı toplanmış. Verilen işlem aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanılarak yapılmıştır? Yine bunu da konu anlatım videolarımızda anlatmıştık. Zihinden toplama yöntemleri vardı. Bakın dikkat ederseniz ne yapmış? 26 sayısını 20 artı 6 diye iki parçaya ayırmış. 18'i ne yapmış? 10 artı 8 diye iki parçaya ayırmış. 34'ü ne yapmış? 30 artı 4 diye iki parçaya ayırmış. Sonra bu 10'luk kısımlarını toplamış. 20'yi, 10'u ve 30'u toplamak daha kolay. 60 yapar. Sonra birlik kısımlarını toplamış. 18 yapar. Sonra da bu ikisini toplamış. Biz bu yönteme ne diyorduk? Onlukları ve birlikleri ayırarak toplama yöntemi diyorduk. Yani 26 sayısını 20 artı 6 şeklinde yazmak demek, onluk ve birliklerini ayırmak demek. 18'i nasıl yapmış? 10 artı 8 diye ayırmış. 34'ü de 30 artı 4 diye onluk ve birliklerini ayırmış. Bu yöntemin adı onluk ve birliklere ayırarak toplama yöntemi. Geçelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda yukarıdaki doğal sayılarla yapılan bölme işlemine göre B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bir defa bölme işleminde şunu bilmemiz gerekiyor. Bölünen sayı yani B eşittir. Bölenle bölüm çarpılır. Sonra üzerine kalan eklenerek bölünen sayı bulunuyordu. Birinci bilmemiz gereken kural bu. İkinci bir kural da yine önceki soruda karşılaşmıştık. Kalan mutlaka bölenden küçük olmalı. Şimdi B'nin en büyük olması için buradaki K'nın da en büyük olması gerekir. Peki biz bu K'ya en büyük ne verebiliriz? Onu düşünelim. K en büyük ne olabilir? Tabii ki bölenden küçük olacağına göre 16'dan küçük en büyük ne var? En büyük 15 olabilir. Ha, şimdi öyleyse artık bölünen sayı bulunabilir. Yapmamız gereken 16 ile 25'i çarpmak. Bu ikisini çarpıp üzerine kalanı eklemek. Çarpalım 16 ile 25'i alt alta yazıp 5 kere 6 30 elde var 3. 5 kere 1 3 de elde 8 yapar. 2 kere 6 12 elde var 1. 2 kere 1 2 1 de elde 3. Toplarsak bunları 0 10 yapar. Burası da 4 yaptı. Demek ki bu ikisinin çarpımı 400. Üzerine de kalanı ekleyelim. Kalan en fazla 15 olabilir.
400 artı 15 sonuç öyleyse bölünen en fazla 415 olabilir diyeceğiz. Geçelim 11. sorumuza. 11. sorumuzda yukarıdaki çarpma işlemlerinde çarpanlar en yakın onluğa yuvarlanarak işlemlerin sonuçları tahmin ediliyor. Hangilerinin tahmini sonucu gerçek sonuçtan büyüktür diye sorulmuş. Şimdi sonucun büyük çıkması için yuvarladığımız sayının 3 sayıya yuvarlanması gerekir, değil mi? Mesela biz burada 54 sayısını onluğa göre yuvarlarsak ne yapıyoruz? Onlar basamağından bir sonraki yani birler basamağına bakıyoruz. 5'ten küçük olduğuna göre bu sayı 50'ye yuvarlanıyor. Çarpı 20. Burası zaten hep sıfır olduğu için yuvarlamaya gerek yok. Dolayısıyla bakın sayımız küçüldü. Küçüldüğü için de gerçek sonuçtan büyük çıkma şansı yok. Bu olmaz. Ama sıradaki örneğe bakarsak bakın bunun birler basamağı 5'ten büyük, 5'ten büyük olduğuna göre 5'i ne yapıyoruz? Yukarıdaki sayıya yani 1 artırıyoruz. 60'a yuvarlıyoruz. 60 çarpı 30 dediğimiz zaman sonuç gerçek sonuçtan büyük çıkacak. Gelelim bakın bunu onluğa göre yuvarlamaya. Yine birler basamağına bakıyoruz. 7. 7 sayısı 5'ten büyük olduğuna göre onlar basamağı 1 artırılır. Yani bu sayı 30 olur. 30'la da 50'yi çarptığımızda sonuç gerçek sonuçtan daha büyük çıkacak. Gelelim son maddeye. 41'de ise birler basamağı 5'ten küçük olduğuna göre bu sayı 40'a yuvarlanır. Yani bu onlar basamağında hiçbir değişiklik yapılmaz. Dolayısıyla sonuç küçük çıkacak gerçek sonuçtan. Ha, demek ki onlar basamağı 5'ten büyük olan şu iki sayının sonucu bir üst sayıya yuvarlandığı için daha büyük çıkacak. Öyleyse cevabımız 2 ve 3. maddeler olacak. Cevabımız Bursa. Gelelim son sorumuza. Son sorumuzda bir çarpma işlemi verilmiş. Bu çarpma işleminde verilmeyen sayılar, buradaki kare, üçgen ve daire sayıları sorulmuş. Ben önce şuraya sayıları yazmak istiyorum. Şimdi başlıyorum çözmeye. Bu üçgen sayısıyla 6'yı çarptığımızda birler basamağı 2 olan bir sayı çıkmış. Şimdi çarpım tablosunu düşünüyorum. 6 ile 2'yi çarptığımda birler basamağı 2 olabilir. Bir de ne var? 6 ile 7'yi çarptığımda birler basamağı 2 olabilir. Yani bu ikisinin de olma şansı var. Ama şöyle bir problem var. Eğer burası 7 olsaydı, şimdi 400'lü bir sayıyı 7 ile çarptığımızda 2800 gibi bir sayı çıkması gerekir. Yani 4 basamaklı bir sayı çıkması gerekir. Öyleyse bunun 7 olma şansı yok. Burası bakın 3 basamaklı bir sayı çıkmış. Demek ki buradaki üçgeni bulduk. Üçgen sadece ve sadece 2 olabilir. Şimdi sonra 2 ile buradaki üçgeni çarpacağız. Buradaki daireyi vermiş. Bakın burası 0 değil. Şuradaki daire bu. Bu daire bilinmediği için bu üç kareyi bulmamız biraz zor buradan. Çünkü 406'lı bir sayıyı 2 ile çarptığımızda 900'lü bir sayı çıkmış. Yani burası kesinlikle 5, 6, 7 gibi bir sayı ama şu an tahmin etmemiz zor. Ben onun için bir alttaki basamağa geçmek istiyorum. Yani 5 ile buradaki 406'yı çarptığımızda 2480 çıkıyormuş. Buradan bulmak daha kolay. Bakın 2480'i eğer ben 5'e bölersem hangi sayıyla çarptığımı bulmuş olurum. 2480'i 5'e bölerek buradaki sayıyı çok rahat bulabileceğiz. 24'ün içerisinde 5, 4 kere var. 4 kere 5, 20. Kalan 4. Sonra 8'i aşağı indirdim. 48'in içerisinde 5, 9 kere var. 9 kere 5, 45. Kalan 3. Sonra 0 aşağı indirdim. 30'un içerisinde 5, kaç kere var? 6 kere var. Yani bakın çok kolay bir şekilde ne yapmış olduk? Buradaki sayıyı bulmuş olduk. Demek ki burası 496'ymış. 496'yı 2 ile çarparsam 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 9 18. 1 de elde 19. Demek ki buradaki sayımız da 9'muş. Şimdi elde var 1. 2 kere 4 8. 1 de elde 9. Ha, demek ki 3 sayı da bulmuş olduk. Kare 9'a eşit. Üçgen 2'ye eşit. O dairemiz de 9'a eşit. Şimdi bu üçünün toplamı ne yapar? 9, 2 daha 11, 11, 9 daha 20 yapar. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Bu videomuzda bu kadar sevgili öğrenciler. Sıradaki videomuzu buradan izleyebilirsiniz. Kanalımıza buradan abone olarak destek olabilirsiniz. Buradan da PDF dokümanlarımızı, deneme sınavlarımızı, testlerimizi, yazılı sınavlarımızı ücretsiz indirebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.